Yeniden selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Bu videomun açılışını bu şekilde yapmak istedim. Aslında bu videomun sonu ama ben videomu başlatırken açılışı yapmamıştım canlar. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Sevgili takipçilerim, bugünkü videomda sizlerden bir ricam var. Yorumlara sadece keşfet yazmanızı istiyorum. Bakalım ne kadar keşfetimiz olacak. Keşfet Elmas yazarsanız yorumlara çok mutlu olurum. Bakalım ne kadar keşfetimiz olacak. Bugünkü keşfetler sizden gelsin canlarım. Sevgili takipçilerim, biz şu an Gül Ağaç'a gidecek. Biraz taksitimiz var, onu ödeyecek. Bir de Serkan ayaklı merdiven almış. Ben biraz sonra şu sağ köşeye nasıl merdiven istediğimi göstereceğim. Onu da koyacağım. Farklı yani benim istediğim. Evet. Gül Ağaç'tan bulabilirsek oradan alacak. Bulamazsak Aksay'dan alacağım canlarım. Tavuklarıma da yem attım. Biraz, şimdi yine yem istiyorlar. Biraz sonra gelince atayım. Çünkü anahtarı yukarı koydum. O zaman görüşürüz tavuklarım. Ben yine her zamanki gibi erkenden kalktım. Çocuklarımı okula gönderdim. Biraz önce Ayhan'la arkadaşı geldi. Onlara da yemek hazırladım. Öğlen yemeğine gelmişler. Yumurta pişirdim. Orlet falan koydum. Zeytin, peynir, Allah ne verdiyse. Onlar da sineği sufrayı kaldırmış. Gitmişler paşalarım. Ali ile gelmişler. Ondan sonra onları gönderdim. Böyle yüzeysel bir temizlik yaptım arkadaşlar. Dip bucak değil de. Çünkü kendime zaman ayırıp da yeleğimi bitirmem lazım yaz gelmeden. Şimdi Gül Ağaç'tan geldikten sonra bir yemek koyacağım ve hemen el işimin başına oturacağım Allah'ın izniyle. Şuraya şey vurmuşlar ya, bıçak vurmuşlar. Evet, güzel olmuş. Dur bir göstereyim orayı. Evet, göstereyim arkadaşlar. Yollara bıçak vurulmuş. Çok da güzel olmuş böyle. Yapılan işin kötüsü olmaz. Buralar hep çukurdu. Arabanın geçtiği yerler içine çökmüş. Diğer taraflar da yukarıda kalmış. O yüzden arabanın tamponu diye yordu. Altı diye yordu. He. Evet, güzel olmuş. Böyle iyi olmuş. Ellerine sağlık yapan. Evet. Sen ne yaptın ya Serkan? İyi vallahi, ne yapacağım, bazen işlerim, oturdum. Zaten pek fazla olmadı dedi, çarşıya gidelim Serkan. Kahvaltımızı yaptık beraber. Soba kovalarımızı doldurdu. Ben de evlerimizi falan süpürdüm, bulaşım vardı, onları yıkadım. Bizde durumlar böyle. Gül Ağaç'ta görüşürüz sevgili takipçilerimiz. Biz şu an Gül Ağaç'a geldik arkadaşlar. Merdiveni verdik. Burada da 4 basamaklı varmış. O da onun da boyu yetmeyeceği için yarın Aksaray'a gidecek. Allah nasip ederse orada bakacak. Serkan bana saç tava aldı. Dışarıda kullandığımız vardı, o tüpün üstüne getirmesin diye bunu da aldık. O şey oluyor ya, kara oluyor, he isli oluyor. Bu sadece mutfak için kullanalım bunu da. Aynen. Güzel oluyor. O zaman hadi gidelim. Ben şimdi markete geldim arkadaşlar. Şöyle yeşil biberin fiyatlarını falan göstereyim. Epeydir alışveriş video çekmiyorum. Alışveriş yapmayacağım, sadece sizler için fiyatlarını öğrenmek için geldim. Serkan tablete bakıyor. İbrahim Efe ile birbirlerini kandırdılar. İbrahim onu her gün tabletimi al, tabletimi al diye babasını artık durutmaz hale getirdi. Limon 6.90'mış, 7 TL'ymiş. $7.90'mış golden elma. Fiyatlar bu şekilde sevgili takipçilerimiz. Normalde şu yağlar çok ucuzdu. Hani biz kurabiye falan yapmak için alıyorduk. Ama şimdi görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz, bayağı fiyatlar uçmuş. 7 TL miydi, 9 TL miydi bu hazır döner? 16 TL'ye çıkmış. Buralar pek yakından göstermiyorum hani fiyat olarak. Bizim bayanlarımızın sevdiği şeyleri göstereceğim sizlere. Ha, bu da pek güzelmiş. Güzel. Gözlük temizleme.
5 TL'ydi. 8.90 olmuş. Çekiyorum kamerayı. Çekiyorum. Çek bu. İpler gelmiş. Favorinin. Bunlar da Ören Bayan'ın. Şunlar gösteriyordu katalogda. Sabunluk, süngerlik, lavabonun süzgecini ben buradan aldım arkadaşlar. Soranlar var. Bu da çocukların oyuncakları. Şu neymiş? Valizmiş. Bu da krep tarasıymış. Krep tavası 60 TL'ymiş. İyi de azmış. Şu çiçekler çok güzelmiş. Onları sevdim. Takı takmak için, aksesuarlar takmak için şeyler var. Onlar da güzelmiş. Şunlar da plastik gibi gözüküyor ama değil. Şu çok hoşmuş. Sevgili takipçilerimiz. Yuvarlak saklama kabı. Mutfak makasları. Bu da termos herhalde. Şöyle karnıyar tavalar var. Saklama kapları var. 18.90, 22.90, 17.90, 26.90. Büyüklük ebatına göre değişiyor demek ki. Şöyle bu neymiş? Ağzı vakumlu saklama kapı. Ay. Üçlüymüş. Bu da şöyle göstereyim. Kaktüslü. Benim çerezliklerin saklama kabı, kahvaltı tabağı 24 TL, 24.90. Bunlar da benim pek dikkatimi çekmediği için bu tarafa geçtim. Şöyle bıçaklar var, şef bıçağıymış. Wok tavalar gelmiş. Yandaymış işte. Bak. Su bardakları, tencereler, şu bambu tepsili kupa 250 TL arkadaşlar. Çok güzel ama fiyatı da güzel. Bunlar da ayaklı gövdeli saksıymış. Bunlar da 50 TL'ymiş. Relax'ın Relax'ın kettle'ı gelmiş. Kettle dediğime bakma. Neydi? Şu an aklıma gelmedi sevgili takipçilerim. Aslında burada da yazıyordur da. Termos. Termosu gelmiş. Kız çocukları için şöyle bir Barbie bebek oyuncak. Bizim küçükken hiç Barbie bebeğimiz olmadı. Hep bir hevesimiz vardır olmadığı için. Şimdi kocaman kadın oldu ama hala benim Barbie bebeklere ilgim vardır. Bunlar da saç tokası herhalde. Bunlar da güzelmiş. Altlı üstü takım, çoraplar. Bunlar da pek güzelmiş. Şöyle makyaj fırçaları varmış. Simli. Kullananlar alsın buradan. Çoraplar da güzelmiş. Ama pek inceymiş. Biraz kalın olsaydı güzelmiş. Şu da Ömer'ime pek güzel olur. Bir tane alayım Ömer'ime. Sarı kuzuma, sarı çorap. Bir tane de Yüksel'e alayım. Şu da İbrahim Efendi'nin olsun. Bir tane de Yüksel Paşa'mı alayım. Şu da Yüksel Paşa'mın olsun. Bir tane de Ayaz Paşa'mı alayım. Ayaz'la Yüksel'in İbrahim'i kimi aynı olsun. Hepsini farklı farklı alın. Çocukları sevindirin. Şu da güzelmiş de şey numara olarak büyük mü ki? Bir tanesi İbrahim'in, Yüksel'in ve Ayaz'ın.
Bunları da onlara aldım canlar. İnşallah beğenirsiniz. Göstereyim şöyle. Ayaz'la Yüksel'inki aynı. Ömer Paşa'mınki farklı. İbrahim Paşa'mınki de farklı. Sevdim o çorapları. Alayım dedim. Aldım. Burada da böyle sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerimiz, biz şu an Gülağaç'tayız. Gülağaç'ta Serkan kıymalı yiyelim dedi. Ben de kıymalıyla pek aram iyi değil. Bakalım ne aldık, ne verecek. Çocukların çoraplarını da aldım. Akşam bize gelirlerse onlara çam sakızı çobanlarla. Bu İbrahim Efe'nin, Emel Paşa'mın, sarı kuzunun. Bu da Yüksel'imle Ayaz'ımın. Serkan ellerini yıkamaya gitti lavaboya. Ben de bekliyorum. Kuşbaşı kıymalı mı diyorsun yoksa şey mi? Kanak mı? Kuşbaşını pide olarak. He. Tamam, ben kıymalı alayım ben acılı. Tamam. Ben de peynirli alayım. He. 1,5 kıymalı abi. Tuple mi? Tuple, peki. Ablam seninkinde yumurta var mı? Yok, olmaz. Sade, tek 1,5? Tek olsun. Tek. 1,5 daha mı çok oluyor? Evet. Tek olsun, he. Tek. Aynen. Çocuklara? Onlara da kıymalı yaptılar. 1,5 yeterli gitsene. Zaten Ayhan öğlen yemeğini gitti. İbrahim'e de azık koyduydum. Tamam, 2 tane alayım ya. 1,5 ne? 1,5 yaptın abi. İstersen yaptığını şöyle göster Serkan. Neyse, bana bir çekeyim. Şu anda geldik dostlar. Oylum kardeşler kıymalı bir de salonundayız. Şöyle size taş fırın değil mi ustam? Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Taş fırında yapıyorlar. Güzel. Tavsiye ederiz. Gülağacın çamıza geldiğiniz zaman. Bunu da çektim. Acıktığınızda buraya uğrayabilirsiniz. Çocuğu da bunu. Ayaz konuşma, televizyona çıkacak. Niye? Konuş. Seni Zeki Müren de izleyecek. Zeki Müren de izleyecek. Zeki Müren de izleyecek. Ustamız hemen hamur açma işine geçti. Abi tutturmuşsunuz. Evet. Kazandığınız ne? Elmasın hayatı. Elmasın hayatı. Evet. Senin de var mı Ayaz? Ücretsiz abone olmayı unutma, tamam mı? Meşhur olacağım. Ben de sizin bizim kanalımızı söyleyelim. Neymiş senin kanalın? Erol Oylum. Erol Oylum mu? Evet. Tamam. Sen ne çekiyorsun içeriğin ne? Ne çekiyorsun Ayaz? Komik bir şeyler çekiyorum. Ahmet, bir hamur getirsene Ahmet. Baba, telefonum nerede? Tabii. 1,5'tan 2 tane de paket olsun. Elmasın hayatı. Hatta 4 tane olsun. O 2 tane babam bile götüreyim. 1,5. Hayır, hamur getirsene. Ahmet, adamsız. Elmas hayatı. Ustamız iş konmuyor, geçti yani. İç deriz biz burada. Adam bizde mi yapıyorlar? Bu arkadaş Aksaraylı yumurtacı arkadaş. Yumurta satar, tavuk satar. Yumurtalar niye altın oldu be? Gazetem daha geliyor abi. Neden bu arada? Açam. Elmas kıyma yemediği için peyniliyiz her şey zaman olduğu gibi. Niye? Tavuklar ne yapıyor? Kıza paket kaç tane abi? 4 tane. 1,5 değil mi? Hı hı. Abi şunları mı çekti? Ahmet, tekme bakalım. Elmasın hayatı yazdı. Evet, bakayım neler çıkmış. Gördün mü? Da YouTube'cu. Diyor ya, ben de kanalım var diyor. Bir tanelik lan. Yurtamızı getirdi, yetişti boş. İlhan abi, yetişmiyor. Kışın kesiyorlar tavuklar. Maliyetini kurtarmaz. Biz de kışın yiyor tavukları.
Yazın da tekrar alıyoruz. Yine yetişmiyor. Yaylım. Baban gibi orada mı? He. 50 tavuk aldım geçen. 50 tavuktan 10 tane tavuk kalmamış. Şey, birazını... Çektiğiniz nerede? Efendim? Şimdi çektiğiniz. Çektiğimiz şu an paylaşmadık. Yarın paylaştık. Ya da bugün akşama. Birazını... Yarın kendini izleyebilirim, tamam mı? Birazını iki ayaklılar. Biraz ölüyor, bir kere bitiyor. Elmasın falan. Aslında alıyorum da. O da iki güne bir, üç güne bir kullanıyor. Elmas Abbas siz de profile koyar. Yiyor, yine de olur mu da? Öndeki resimlere, o zaman görürüz. Orada ilgileneceğim. Ustalarımız bu şekilde hazırlasın, ellerine sağlık dostlar. Videoya Elmas nerede devam ediyor onu bilmiyoruz. Elmas'ın hayatı. Elmas salatayla başlamış. Elmas'ın en çok sevdiğinden biri salata. Elmas yufa geçsene yanına, sen görürsün onu. Evet. Babam yine de yaptırdı. İyi yapmışsın. Bu geçerken onlara uğradım. Aynen. Videomuza devam ederiz dostlar. Al çıkarttım. Buz? Buz atmadım. Buz yerdeymiş de. Hava çok güzel sevgili takipçilerimiz. Vallahi güneş var sadece. Güzelliği o. Ama burada çok güzel. Dışarıda soğuk yok. Cam kapalı. Dışarıda soğuk yok, sen bunu yapalım. Burada oturunca burada. Dışarıda soğuk, burada iyi ya. Çıkarmayınca şeyden gelmiyor var ya. Sanki ilkbaharı böyle başlattık, yaz gelmiş gibi oldu. Bugün açılışı yaptık gibi oldu sevgili takipçilerim. Valla soğuk, ben montan geziyorum daha. Dışarıda güneş var ama... Tamam da, sizi anlamıyorum ki bak. Diyorum ki dışarı güneşli, şurada da cam olduğu için sıcak vurmuş. Ev çok sıcak burası. Tamam, bak sonra o videoyu bir daha izle. Ne dediğimi yeni bir bak. Al bir tane daha. Yok, yemem. Bir tane. Başka bilmeyeceğim, bir tane. Niye çok seversen bir tane? Bilmeyeceğim. Bilmeyeceğim. Bir daha yapacağız. Salataya uzatın, yine gelin. Uzatmadan olmaz. Başlar. Değil mi? Çiçek bir şey içiyor mu? Fazla tuz kullanmayı da tasvip etmiyor ama tuzsuz da yemekler yenmiyor, tadı olmuyor. Bunlar lokantada hiç bilmiyor, tuz atılmaz, yenmiyor. Burası aile ortamı güzel. Gelmek isteyenler varsa Gülaç Meydan Mahallesi burası. Tam caminin hemen dibi arkadaşlar. Gelmek isteyenler varsa adresi böyle vereyim. Oyun. Aile yeri, ortam çok güzel. Şey lezzet olarak da gerçekten güzel. Biraz işimiz vardı arkadaşlar, taksitimiz vardı, onu ödedik. Sigorta işleri hallettik. Sigortamızı hallettik. Muhasebeye uğradık. PTT'ye gittik, kargo vardı, kargo ısmarlamıştım, o geldi. Sipariş vermiştim, onu aldık. Hasangil'i gördük, bu arada öcümü ben kazandım. Cansu'yu avladı. Evet, Cansu'yu yanıma geldi. Cansu bu nasılmış diye eline verdim. Küpe vardı, onu verdim. Şimdi telefonu açtım, ne arıyorsunuz diye. Sindirmeye çalışıyorum diyor. Cansu, üzüldüm de. Ahun anneden geldi, Cansu'nun rüyasına girmiş arkadaşlar. Sağ olun. Afiyet olsun. Cansu'nun rüyasına girmiş, rüyasında
ben onu, o beni kandırmış. Ondan sonra ağlıyormuşsun rüyasında. Ama bir güldü, çok güldük arkadaşlar. Rüyanın tersini çıkarmış. Ha sana diyor ki Cansu, yoksa diyor sen bittin ablama diyor. Lades diyor, o da diyor ki ben niye diyeyim diyor, benim cebimde çıkacak diyor. Bunu senin kandırmasını isterim diyor. Ne babam olsaydı diyor, ben öğrenirdim seni diyor. Videonun devamında kahve içerken görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerimiz, biz yemeğimizi yedik. Bugün dışarıdan yaptık her şeyimizi. Zaten hani bazen biz kadınlar ne pişirsek diye şaşıp kalıyor. Bugün de mercimek yemeği pişirecektim ben. Hava aklımdan onu geçirdiydim. Serkan'ın kesesine bereket. Allah daha çok versin. Kayınvalidem gile de aldık, şimdi onlara götürüyor. İbrahim alıp öyle mi gidin hemen lazım? İbrahim evdedir, okuldan geldi. Ya da oturtmaz mı bizim gibi? Aynen, o oturtmuyor. O zaman biz orada bir yarım saat oturalım. He, ben eve gideceğim. İbrahim gile de evde yesin dedi. Zaten hani dün gördük kayınvalidem gile de. Bizde durumlar böyle sevgili takipçilerim. Bugün böyle dışarıdan bir vlogumuz oldu. Her zaman ev vlogu oluyordu. Eve gidince de kahve içerken kapatacağım diyeceğim ama şimdi kayınvalidem gelin orada çay içerik ya da kahve içerik. Evet, eşimin kanalında görebilirsiniz. Anaoğul kanalında. Evet. Anaoğul Finans benim kanalım. Benim evet. Masa belki yeni takip edenler vardır. Bilmiyorlardır. O yüzden söylüyoruz. Evet. Bana da buyurun gelin bir çorbamız çayımızı için. Bizim de güzel vloglarımız var. Ama gülme krizi de çok bizde. Allah kimseleri gülmelerden eksik koymasın kurban olduğum Allah. O zaman ne diyelim, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni yeni vloglarımız için Elmas'ın hayatında kalın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili takipçilerim, ben şu an evime geldim. Çocuklarım acıkmış. Okuldan gelmişler ikisi de. Selamünaleyküm abiler baba. Aslınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Karnımız doyuruyor. Annem gülün kesesine bereket. Afiyet olsun. Bu arada İbrahim Efe de gelmiş, üzerini çıkarmış, oraya çıkarmış. Benim de yeleğimi örüyordum arkadaşlar. Yeleğim de ortada. Biraz sonra elim ayağımı yıkayıp üzerimi değiştirip yeleğime devam edeceğim. İbrahim senden önce mi gelmiş Ayhan okuldan? İbrahim önce gelmiş. De ben de kendimi bilmiyordum ya. Abimler de annemize bir şey yaptım da okuyamadım değil mi? Yok. Okuyamadın mı? Buldum. Afiyet olsun o zaman. Ben de şöyle kargomu gösterip kapanışımı yapayım arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, kargolarımı da açayım. Ondan sonra videomun kapanışını yapayım inşallah. Şöyle sipariş vermiştim. İnşallah kalitesi de güzeldir. İnternet üzerinden alışveriş yaptım. Nereden aldığımı merak edenler varsa videonun altına yorum bıraksın ki ben de onlara nereden aldığımın ismini yazayım canlarım. Altlı üstlü takım ısmarlamıştım. Sipariş vermiştim. Şöyle. Şu da pantolonu. İnşallah üzerimde giyince de görürsünüz. Bez bu arkadaşlar. Beden olarak güzel gelmiş. Şöyle yaz geliyor. Artık demircimizin düğünleri meşhurdur biliyorsunuz. Boydan elbise ısmarladım. Bu da leoparlı. Görünüşte çok güzeldi ama biraz ince gibi geldi sevgili takipçilerim. İnşallah ince değildir. Bunu bir giyeyim, bir deneyim. Beğenmezsem tekrar geri iade ederim. Bunu şöyle hemen şuraya ayırayım ki karışmasın. Şöyle söyleyeyim. Bunlar normalde pazarda yapılan alışverişte uygun fiyat ama hani kalite olarak da pek pazarınkine uymaz. Biraz daha
Kaliteleri düşük sevgili takipçilerim. Bu da 600. Şöyle. Beden sipariş verdim ama biraz bol gibi deneyip giymek lazım. Ondan sonra olup olmadığını orada görürüz inşallah. Bir de şöyle hep bolsuz bir mont hevesim vardı. Bunu hemen isterseniz bir deneyeyim. Diğerleri elbise olduğu için denemiyordu arkadaşlar. Hemen bir deneyeyim. Nasıl olacak beden olarak? Bedeni diğer bir tane daha vardı. Onun bedeni büyük geldi. Onu değiştirdim sevgili takipçilerim. Artık tam da istediğim gibiymiş. Gerçekten çok da güzelmiş. Sevdim canlarım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Vloglarımda görürsünüz. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Yeni videolarım için Elmas'ın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Canlarım. Sevgili takipçilerim, elbisemi giydim. Ben bu biraz ince gibi geldiydi ama altına şöyle tayt giydiği zaman inceliği pek belli değil. Bunu sevdim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Videomu aslında kapatmıştım. Bunları beğenmedim sevgili takipçilerim. Bana dar geldi. Bir de kumaş olarak da gerçekten sevmedim. Hani zaten ilk açtığımda da söyledim. Biraz kumaş olarak farklı pazarınkine göre diye. Ama bu elbisemi sevdim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğendiğinizi yazın. Beğenmediyseniz beğenmedim yazın. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın.